Sevgili seyirciler merhaba, Bir İşkolik programına daha hoş geldiniz. Ben Selin Ceylan, bugünkü konuğumuz Elif Yazıcı. Kendisi EY İstanbul Tekstil Danışmanlık Founder, kurucusu kendisi. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok nasılsınız? Teşekkür ederim davetiniz için. İyiyim, çok mersi. Yağmurlu bir günde geldik ama güzel bir gün olacak. Evet, inşallah öyle olacak. Yağmur bizim beklediğim bir havaydı İstanbul için. Evet, evet. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz Elif Hanım? Evet, 1973 doğumluyum. İstanbul, hayatım hep İstanbul'da geçti diyebilirim. Ara sıra yurt dışı ziyaretleri dışında. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Tekstil mezunuyum. Ardından yüksek lisansım yine Marmara Üniversitesi'nde ve bir yıl kadar da FIT New York'ta aldığım Brand Management eğitim programı var. Eğitimi bunlarla sınırlamam mümkün ama daha sonra eğitici olarak rol aldım. Hem Marmara Üniversitesi'nde hem de İMA'da, İstanbul Moda Akademisi'nde hoca olarak görev aldım. Marmara Üniversitesi 3 yıl tasarım üzerineydi. Tabii İstanbul Moda Akademisi daha iş odaklı eğitimlerde yer alıyorum. Kendimle ilgili söyleyebileceklerim sanırım bu kadar. Peki Elif Hanım, neden bu sektörü seçtiniz? Nasıl başladınız? Aslında ortaokul yıllarımda resim öğretmenimin benim resimlerimi çok beğenmesiyle, bu alanda yürümem gerektiğine inancını belirtmesiyle başladı ilgim. Çünkü Güzel Sanatlar yetenek sınavıyla alıyor biliyorsunuz. Ve daha sonra da Güzel Sanatlar ve tekstili seçtim. Moda eğitimi almak istedim. Ve çok keyifli bir 4 yıl geçirdim. Ardından da hep tekstil olarak hayatım devam etti. Yani şanslı azınlıktanım diyebilirim. Hatta dünyada sadece Türkiye için değil. Sevdiğim bir alanı okudum ve daha sonra da sevdiğim bir alanda çalışma imkanı buldum. Hem de güzel Türkiye'nin başarılı markalarında çalışma olanağı buldum. Bir 7 yıl Beymen ve daha Beymen Erkek Departmanı'nda, daha sonra bir 8 yıl Vakko'nun W Collection markasında görev aldım. Hep ürün geliştirme, tasarım ve üretim bacaklarında görev aldım. Sonrasında DEMSA, yani Harvey Nichols ve Galeri Lafayette biraz alan değiştirip bu sefer işin satın alma bacağına katılmış oldum. Orada yine erkek satın alma müdürlüğü yaptım. Bir 3 yılda oradaki tecrübemin ardından kendi işimi kurmaya karar verdim. Çünkü düşündüm ki hem Beymen, Vakko, üretim, tasarım, koleksiyon tecrübesi artı oradan da markalarla tanışma ikinci hayatımın ikinci evresi diyebilirim oraya. Ve sonrasında bunları evlendirmeye karar verdim. Ve EY İstanbul Tekstil Danışmanlık Şirketi'ni kurdum. 4 yıl oldu. Burada yaptığımız iş esasında yurt dışındaki markalara, bunlar Avrupa ve Amerika markaları ağırlıklı oluyor muhakkak, onlara Türkiye'de uygun üreticileri eşleştirmek. Bu iş aslında çok da kolay bir iş değil. Bir sürü sourcing firması var. Hatta bunu uluslararası çaplarda yapan, yani sourcing'i sadece Türkiye'de değil, gerektiğinde Çin'i Hindistan'a taşıyan büyük kuruluşlar var ama onları ben kendimin rakibi olarak görmüyorum. Çünkü bizimkisi çok daha butik bir organizasyon. Tamamen farklı bir organizasyonuz bu alanda. Ve kişiye özel, markaya özel seçimlerde bulunuyoruz. Onun için en doğru partneri yaratıp onlarla daha sonraki bütün süreci de takip ediyoruz. Yani tüm bu koleksiyondan, çizim aşamasından, üretim yüklemeye kadar olan tüm süreci birlikte yönetiyoruz. Çok güzel. Peki Elif Hanım, bu noktada sizin meslektaşlarınızdan ve rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir? Şöyle söyleyebilirim. Öncelikle benim almış olduğum tasarım eğitimi bana çok farklı bir özellik kattı işimde açıkçası. Çünkü genelde tasarım kökenli olunmuyor. Ya işletme kökenli ya üretim, iş açısından da üretim kökenli oluyor. Tasarım designerları daha yakından okumamı sağladı ve onlara destek olmamı sağladı. Bu bağlamda onların koleksiyonlarını hayata geçirirken büyük avantajım oluyor. Hem karşılıklı avantajlar yaşamış oluyoruz. Bu açıdan artı bir deneyimim var. Artık kendi işimi bugün yaptığımda işin hem ürün geliştirme hem de üretim bacağında yer aldığım için ve kumaş bilgisi olduğu için yine bu alanda da çok daha ileri adımlar atabiliyorum. Çok daha kolay adımlar atabiliyorum ve partnerlerime çok büyük kolaylıklar sağlayabiliyorum. Şu an çalıştığım üreticilerim, tedarikçilerim zaten neredeyse hemen hemen hepsi 20 yıla bulan bir evliliğimiz var hepsinde. Dolayısıyla artık tam bir uyum içerisindeyiz. Hangi tedarikçimle neyi yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Her yeni çalıştığım markayla da doğru üreticiye yönlendirme kısmını çok kolay bir şekilde çözmüş oluyoruz bu şekilde. Bu ihracat bacağı ama son bir yıldır bir de yaratmış olduğum, bahsetmek istediğim The Style Hub diye personal styling, kişisel giyim danışmanı olarak tercüme edebileceğimiz bir işimiz var. Böyle bir marka yarattık. Yine aynı tekstil danışmanlığı EY İstanbul altında geçiyor.
Burada da gardırop düzenlemeden yüz yüze veya online alışveriş desteğine kadar sadece erkek müşterilerine vermiş olduğumuz bir hizmet var. Sadece erkekler. Evet, ve aynı zamanda özel dikim de gerçekleştirebiliyoruz bu beylere. Burada da artımız ne diye hemen az önceki soruyla şey yapalım. Yine tasarım kökenli olmak, yine kumaş biliyor olmak. Çünkü maalesef bu iş şu anda sadece satış danışmanı. Yani erkek, özellikle Türk erkek müşteriler için konuşacak olursak. Mağazalardaki satış danışmanlarının tavsiyeleri yönetiminde olan bir iş. O şekilde geçiyor süreç. Aslında bu iş daha profesyonel bir şekilde yapılması gerektiği kanaatindeyim. Veyahut da özel dikim dediğimizde sadece terziler veya yine satış danışmanı arkadaşlarının yönettiği bir iş halinde. Özellikle beylerin hegemonyasında. Bayanlar pek bu işe yeltenmiyorlar. Erkek giydirme konusuna daha doğrusu. Bayan giyimi daha keyifli geliyor olabilir tabii. Çok daha renkli, olanaklara açık. Erkek daha konservatif, oyun alanınızı dar. Belki bu sebeplerden. Dolayısıyla böyle hizmet almak isteyen beylere hani hangi bir ceketin kol boyu nerede olmalı, hangi ceketle hangi pantolon giyilmeli vesaire, hangi sezonda hangi moda var. Bu alanda servis verdiğimiz bir de küçük bir marka yaptık. Çok güzel. Peki Elif Hanım, biraz da hedeflerinizden bahsedelim mi, vizyonunuz? Benim şu anki yeni bebeğim bu Style Hub. Dolayısıyla onu büyütmek ve gerçekten doğru kişilerle keyifli çalışmak çok istiyorum. Artı yurt dışında bir portföyüme bir iki marka daha katmak istiyorum. Özellikle İskandinav ülkeleriyle çalışmak çok keyifli. Çok büyük bir şirket olma yolunda değilim. Hep butik kalma yolundayım. Ama hep butik keyifli çalışma ortamında ilerlemeyi ama aynı çizgide kalmayı düşünüyorum. Aynı kaliteli servisi vermeyi düşünüyorum. Hiçbir zaman çok büyük bir şirket olmak gibi bir hedefim yok. Yani böyle küçük çekirdek bir butik şirket olarak kalmak benim hayalim. Tabii ki daha fazla müşteri ve özellikle dediğim gibi yeni bebeğimde biraz daha yol almak. Evet, çok güzel. Elif Hanım, bu mesleği kimler yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmalılar? Bu mesleği üretim bir kere karakter olarak kesinlikle çok çalışkan. Gerçekten çalışmayı ve tekstil. Çünkü tekstil öyle dinamikleri olan bir şey ki her şey acil ve sürekli problem çıkabilen bir alan. Eminim ki her sektörde böyle şeyler var ama tekstilde nedense aciliyet bir sanki farklı gibi geliyor. Bana bu stresi kaldırabilecek. Aynı zamanda eğitimini tekstilden almasının ben daha doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Kumaş bilgisinin olması, tasarım bilgisinin olması, kalıp bilgisinin olması gerektiğini inanıyorum. Ve tabii ki her sektörde olduğu gibi ikili ilişkilerin çok iyi olması gerektiğine inanıyorum. Ve modayı takip etmeli, günceli takip etmeli muhakkak. Çünkü moda çok hızlı. 6 ayda bir değişiyor biliyorsunuz. Evet. En geç 6 ayda değişiyor. Daha sık bile değiştiğini söyleyebiliriz artık. Dolayısıyla uluslararası kapılar açık ve muhakkak yabancı dil bilmek artık. Zaten onu söylemememiz bile gerekiyor sanırım. Yabancı dil, özellikle İngilizcenin bilinmesi şart. Hem gündemi takip edebilmek için hem de doğru kontakları kurabilmek için çok önemli. Söyleyeceklerim bu kadar ve çalışmak ve sabırlı olmak, rekabet çok güçlü, moda sektörünü üzülerek söylüyorum, herkes yapabileceğini düşünüyor çünkü keyifli bir alan, dışarıdan öyle gözüktüğüne eminim. Dolayısıyla herkes yapabileceğini düşünüyor ama aslında o kadar da kolay bir iş değil. Değil, değil mi? Her işin bunda pek çok zorluğu var. Güzellikleri olduğu gibi tabii ki zorlukları da var. Bunlarla baş edebilmek çok önemli. Çözüm odaklı olabilmek çok önemli. Bir de o kriz yönetimi. Değil mi? Bu noktada çünkü ikili ilişkilerle yapılan bir meslek aslında. Kesinlikle. Karşı tarafın çok farklı karakterler olabilir. Herkes birbirinden farklı. İstekler farklı. Sizin tavrınız, tarzınız çok farklı. Yönlendirme şekliniz çok farklı. Ortak noktada buluşabilmek ve sonunda iki tarafın da memnuniyeti, değil mi? Tabii. Yani şimdi benim sourcing işi için konuşacak olursam bir tarafta çok yabancı designerlar var. Bambaşka bir kültür. Bir tarafta fabrikada, atölyede beraber çalıştığım farklı bir kültür var. Biri birinden daha sadece farklı, alt üst ilişkisi kesinlikle ama bu dinamikleri iyi yakalamak ve o bağlantıyı doğru kurmak lazım. Bu bağlamda herkesle iyi ilişkilerde olmak, iyi diyaloglar ve sorun çıktığında da bunu en pozitif bir hale, en kısa sürede nasıl getirebileceğinizi bilmek gerekiyor. Bunlar tabii ki tecrübe. Hani bugün mezun oldum okuldan, ikinci yıl yapabileceğim şeyler de muhakkak bu yaşa kadar yaklaşık 25 yılı bulacak tecrübe. Muhakkak onun çok artılarını yaşıyorum şu anda. O yüzden değil biraz mi? Daha rahat gidiyor ama yine de şu yaşta bile, bu tecrübede bile insan bazen
gerilebiliyor diyebilirim. Evet, bazen böyle sıkışık kalınabiliyor, evet, değil mi? Evet, ama aynen. Siz çok güzel idare ediyorsunuzdur. Ben öyle bir izlenimi aldım Elif Hanım. Başarılarınızın devamını çok diliyorum. Programımızın sonuna yaklaşırken yeni mezunlarımıza, bu mesleği yapmak isteyenlere ne gibi mesajlarınız olur, neler önerirsiniz? Benim önerim muhakkak bir yabancı dil. Aslında ve olanak bulurlarsa yurt dışında birkaç yıllık eğitim, bu sertifika programı olabilir, bir değişim programı sonucunda gidilmiş olabilir ama 1-2 yıl yurt dışı tecrübesi onlara çok şey katacaktır. Ve gündemi, modayı çok yakından takip etmek. Zaten gençler sosyal medyadan çıkmıyorlar biliyorum ama gerçekten önemli. Ve iletişimimizi, çevremizi, network'ümüzü çok sağlam kurmamız çok önemli diye düşünüyorum. Eğitim ardından doğru şirketlerde çalışmak ve bu işi çok sevmek, her işte olduğu gibi. Evet, çok güzel. Çok güzel ifade ettiniz Elif Hanım. Tebrik ediyoruz. Ben başarılarınızın devamını diliyoruz. Geldiğiniz için çok sağ olun. Çok mersi. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Sevgili Elif Yazıcı bizlerleydi. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.